Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci dönem birinci yazılı kampı. Dokuzun sınıf matematik yazılı yazılıkla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yazılıya hazır mıyız diye sormuyorum. Çünkü bu videodan sonra müthiş hazır olacaksınız. Onun garantisini veriyorum. Ve her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi takvimize bakalım. Pazartesi gün kimya yazılı hazırlık yaptınız. Dün biyoloji vardı. Bugün de artık matematik yazılı yazılıkta sizlerle birlikteyiz. Ve sonrasında diğer dersler de var. Lütfen sakın kaçırmayın diyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen yazılı notları elinizde yoksa bu videodaki gibi tekrar etmek istiyorsanız hemen otobüste, teneffüste, nerede olursa olsun yanınızda olmasını tavsiye ederim. Ve en müthişi de yazılı denemeleri arkadaşlar. Sadece bir tane değil birkaç tane yazılı denemesi de her dersten yanınızda olmasını tavsiye ederim. Bunu da göstermiş olalım ve artık uzatmayalım sözü başlayalım arkadaşlar evet ne diyoruz öğrenci notlarıyla başlıyoruz belki daha önceden izlemişsinizdir belki izlememişsinizdir öğrenci notlarıyla hemen sizlere konuyu tekrar edeceğiz sonrasında da ne yapacağız arkadaşlar hemen örnek sorularla karşınızda olacağız başlayalım arkadaşlar öğrenci notları birinci yazılı konuları gerçek sayıların üstü gösterimleri ile ilgili yapılan işlemler İlk önce üstü sayı neydi arkadaşlar? en tane x'in yan yana çarpılmasıyla oluşan sayıydı ve buradaki x tabandı en de kuvvetli. Biz buna ne yapıyorduk? x'leri yan yana çarparsak en tane x üzeri n diyorduk. Ve unutmaman gereken şey her şeyin birinci kuvveti kendisiydi. Sıfırıncı kuvveti sıfır hariç birdi ve birin bütün kuvvetleri birdi ve sıfırın bütün kuvvetleri sıfır hariç sıfır üzeri sıfır hariç neydi arkadaşım sıfırdı unutmuyorsun. V ve ve müthiş önemli. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif. Bakın pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif. Tek e, negatif sayılarında tek kuvvetleri negatifken çift kuvvetleri ne yapıyordu? Pozitif oluyordu. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Hemen geldik bir başka muhabbete. Üstü sayılarda negatif kuvvet ne işe yarıyordu? Hop takla attırıyordu. Çünkü niye? X'in altında görünmez bir vardı. Üzerine eksi bir gelirse ne oluyordu? Hemen takla atıyordu. Bir bölü X oluyordu. Eksi n olursa ne olacaktı? Hemen 1 bölü x üzeri n olacaktı. Ve de x bölü y diye bir rasyonel sayıysa onu da taklattırıyorduk. Y bölü x üzeri n diyorduk. Peki üssün üstü ne işe yarıyordu? Üstün üstü çarpma görevi görüyordu. Ne yapıyordu? X A üzeri x üzeri y varsa A üzeri x çarpı y oluyordu. Peki çarpma ve bölmeyi nasıl yapıyorduk? İki formatta yapıyorduk. Onlardan birincisi tabanlar aynı ise hemen ne diyorduk tabanlar aynı ise? Üstler toplanır diyorduk. Ne zaman? Çarpmada. Tabanlar aynıysa bölmede ne yapıyorduk? Çıkarma. Çarpmada toplama, bölmede çıkarma yapıyorduk. Ve unutma arkadaşım. Çarpmada aynı zamanda üstleri aynı ise bu sefer ortak çarpan, ortak parantezi alıyorduk ve bu şekilde hareket ediyorduk. Şimdi çok dikkatli dinle. Genelde burayı değil de burayı sorarlar. Nasıl yani? 6 üzeri n varsa ne diyeceksin sen? 2 üzeri n çarpı 3 üzeri n diyeceksin. Yani parçalaya da biliyorsun. Niye? Çünkü bu adam 2 çarpı 3 üzeri n'dir dedin. Ve bu olayı da bitirdin. Peki bölmede üstler aynıysa çarpmadık gibi ne yapıyorsun? Ortak parantezi aldın. Bunu da hatırladın dedim ve geçtim. Geldim diğer bir mevzuya. Elma muhabbetini hatırlıyorsundur. X üzeri n'den a tane varsa. X üzeri n'den b tane varsa. X üzeri n'den eksi c tane varsa. Ortak paranteze alıyordun. Ya da elma muhabbetinden... A tane artı B tane elma C tane elma çıkacak diyordun ve bunu da bu şekilde yapıyorduk. Burada ne vardı? Tabanları veya üstleri aynı olmayan sayıların toplanıp çıkarılabilmesi için yapılabiliyorsa bakın elinden gelen bir operasyon varsa çekeceksin. Nasıl? Tabanları veya üstleri eşitlemen gerekiyor. Yapamıyorsan zaten onlar ne toplanır ne çıkarılır arkadaşım. Unutma aklında olsun. Ne olması lazım? Olabiliyorsa, olabiliyorsa değil, olmak zorunda hepsi aynı taban ve aynı üstlere eşit olmalı. Yapabiliyorsan da bu formata getiriyorsun. Yapamazsan yapacak bir şey yok. Geldik çok küçük çok büyük sayılara. Çok küçük ve çok büyük sayılar yazarken virgül sağa kaydırıldığında onun kuvveti virgül virgülün kaydığı basamak sayısı kadar azalır. Virgül sola kaydırıldığında ise onun kuvveti virgülün kaydığı basamak sayısı kadar artar diye hemen böyle bir yazılı kanunumuz var. Peki nasıl bir şey hocam bu? Bakın 1, 2, 3, 4 virgül attım diyelim. Ne oldu? 4, 3. Peki kaç tane sıfır attım? Bakın nereye kaydım? Sola kaydım. Sola kaydığımda ne olacak arkadaşım? 10 üzeri 4 yazıyorum. Hemen buradan bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela tam 12 yaptım. Bu sefer de ne yapıyorum? 10 üzeri eksi 5 yapıyorum arkadaşım. Aklında olsun. Zaten bu sayı küçüktü. Üzeri eksi demek de sayıyı küçültmek anlamına geliyor. 12'yi yapmış olduk. Peki burada ne vardı? Sayı küçüktü. Ne yaptım? Üzerini büyük koyarak sayıyı aslında büyüklüğüne yine ona geri iade etmiş oldum. Bilimsel gösterim neydi arkadaşım? Bir sayı varsa elinde. Bakın mesela bu arada bu adam bilimsel bu adam değil. Neden olduğunu söyleyelim. Çünkü bilimsel gösterimde 1 ve 10 arasında bir eşit olabilir. Olacak şekilde bir rasyonel sayı yazıyorsun. Ve en bir tam sayı olmak üzere bir sayının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılmıydı. Mesela bakın burada bir bilimsel gösterim var mı? Yok. Niye? Sayı 0 virgül bir şey. Yani birden küçük. O zaman sen bunu bu formata getirmek istiyorsan hop bir virgül attın. Ne yaptın bunu? 1 virgül 23 yaptım. Bak sayıyı şu an sen büyüttün. O zaman yanındakini küçülteceksin. Biraz önce bu yazılı kanunun yerine bunu da aklını tutabilirsin. Sayıyı ne yaptım şu an ben? Büyüttüm. O zaman yanındakini küçülteceksin. Çünkü çarpmanın değeri değişmemesi gerekiyor. O zaman ne yapıyorsun? Hemen ona göre hareket çekiyorsun. Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5... Ne yaptık? 1,24 yaptım. Ne yaptım? Sayıyı küçülttüm. O zaman yanındaki sayıyı büyütmen lazım ki sayı hala aynı modda kalsın. O zaman ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 virgülü attığım gibi pardon özür dilerim şurada çarpı yok. 10 üzeri ne olacak? Eksi 8 olacak. Çünkü eksi 13 çok küçük bir sayıydı. Şimdi eksi 8 yaparak onu toparlamış olduk arkadaşım. İşte bu kadar. Devam edelim. Köklü sayılarda durum neydi? Köklü sayılarda x üzeri en eşittir a şeklinde yazılıyorsa bunu ters durumda düşünüyorduk. Ne yapıyorsun? A sayısının en gerçek sayı kökü diyorduk. Peki buradaki muhabbet neydi? bir sayı vardı kökün içinde. Kök dediğimiz neresiydi arkadaşım? İşte şu buradaki n sayısıyla şu işaretin tamamıydı kök dediğimiz şey. Eninci dereceden kök a ifadesi gerçek sayı olması için çift sayılarda içerisi kesinlikle ve kesinlikle pozitif ya da ne olması gerekiyordu? Sıfır. Sıfır sakın unutma. Sıfır da olabilir ya da pozitif olmak zorunda Tek sayıysa Allah ne verdiyse hepsi olurdu. Bütün reel sayılar olur demiştik. Köklü sayılar da aynı zamanda bir üstü sayıydı. Bunu dersimizde çok güzel anlatmıştık. Bakın burası köktü ve şurada kökün derecesi vardı. Kök dediğimiz şey neydi arkadaşım? Toprağın altıydı. Toprağın altı biz bu bir çizgi çektik mi? Çektik. İşte buraya da çizgimi çektik. Bu toprak. bu neydi? Yeryüzü. Bu çizgiyi çektim mi alt tarafta ne olurdu? Kökler olurdu. İşte burada da kökün derecesi alta üstün derecesi ise üsse gelecekti. Bak üstün derecesi ise üsse gelecekti. Sen bu şekilde üstü sayı formatına getirebilirdin arkadaşım dedik. Bunu da söyledikten sonra hemen nereye geldim arkadaşlar? Kökten kurtarmaya geldim. Nasıl kurtaracaksın? Bakın bir dereceyle kökün derecesiyle üssü sayının derecesi aynı olursa bunlar fart fart giderler. Ne olur o zaman arkadaşım? A kalır geriye. Ama nasıl kalır A? Tekse ne? Aynen A kalır. Peki çiftse ne olur? Mutlak değer A olur. Neden? Çünkü sen eksi 2'nin dördüncü kuvvetini alıp dördüncü dereceden köke alırsan arkadaşım bu dördüncü dereceden kökle 4 gider ama eksi 2 kalmaz. Neden? Çünkü bu 4 ilk önce bunu bir 16 yapacak sonra dördüncü dereceden kök onu 2 yapacak. Ha çiftler hani üstü sayılarda pozitif yapıyordu ya ilk yaptığımız sayfada işte o muhabbettin arkadaşım sonrasında sen ne yapıyorsun bunu geri çağırıyorsun o zaman eksi 2'nin 4. kuvveti 16 16'nın 4. kökü 2'dir dedik ve bu olayı da bitirmiş olduk kök içindeki çarpanlardan birini kök dışına çıkarmak işlem kolaylığı sağlar hadi bakalım 32 kimdir sorusuna ben çok sorarım böyle soruları 32 kimdir bakın burada derece kaç 2 o zaman sen diyeceksin ki 16 kere 2'dir neden 16 kere 2 diyorsun? Çünkü 4'ün karesi çarpı 2. O zaman ne oldu? 4 dışarı çıkar. Burada da ne olur? İkinci dereceden kök 2 kalır. Yani kare kök kalır. Kare kök 2 kalır. Bakın hocam burada niye mutlak değer yapmanız? Pozitifin mutlak değere gereği yoktur. Peki 75 kimdir? 75 15 kere 5 değildir arkadaşım. Nedir 75? 25 kere 3'tür. O zaman ne diyorsun sen de? Burada 2 olduğuna göre 25 kilidi kırar dışarı çıkar ama kökün içindeki 3 ne yazık ki orada kalır. Köklü sayılarda derece veya kökün içindeki sayının büyümesi kökten sayıyı çıkarmamızı zorlaştırır. Bu durumda sayıyı asal çarpanlarına ayırmamız gerekir. Yani çok zorlu bir sayı varsa sen bilemiyorsan 32 kimdir? 75 kimdir? Hemen ne yapıyorsun? Asal çarpanları ayırıp o şekilde yapıyorsun. Kökün önünde önündeki sayı kökün içerisine alırken kökün derecesini kuvveti alarak içeri girer diyorum. Nasıl peki onu da söyleyelim. Mesela bakın şurası üçüncü dereceden olsun. Dışarıda 2 var. içeride de 3 var diyelim. Sen bu ikiyi nasıl içeri atacaksın? Nasıl dışarı çıktıysa öyle atacaksın. Kilidi kim kırmış? 2. Nasıl kırmış? Üzerinde 3 olarak kırmış ki dışarı çıkmış diyorsun. İşte öyle de geri içeri sokuyorsun. Aklında olsun. Geldik kök köklerde. Köklü sayılarda sıralama yapmaya. Kökün dereceleri eşitse direkt kökün içindeki sayı büyük olan daha büyüktür. Bu kesin. Mesela kök 3 mü? Kök 5 mi sorusunda dereceler eşit olduğu için bir sıkıntı yok. Hemen ne yapıyorsun? Kök 5'in büyük olduğunu söylüyorsun. Kök dereceleri eşit değilse ne yapacaksın? Kök derecelerini eşitleyeceksin. O zaman sıralama yapacaksın. Bir dakika hocam. Kökün derecesini işlemek ne demek? İşte kök derecelerinde sadeleştirme ile genişletme yapabilirsin. Ne demek istiyorsun hocam? Bakın burası ikinci dereceden 3 olsun. Burası da üçüncü dereceden 5 olsun. Hadi bakalım kim büyük? Bilemedin. Bilemediysen o zaman bunun burasını üçle... Bunun içerideki üzeri 1'i 3 ile genişlettin. Bunun burasını 2 ile bunun üstünde 1 vardı. Bunu da 2 ile genişlettin. Bakın ne oldu? 6. dereceden 3 üç üzeri 3'ten 27. Burası ne oldu? 6. dereceden kökten 25. Hadi bakalım. Bak 3 5 3 daha küçük gibi gözüküyordu ama ne oldu? Dereceleri eşitleyince daha büyük olduğunu görmüş olduk. İşte sen istediğin gibi genişletip istediğin gibi sadeleştirebilirsin. Gel bak mesela burada. Hocam bu ne? 3 üzeri 3. Bu ne? 6. 6 ile 3 sadeleşir. Burası 2 kalır. Burası 1 kalır. O zaman ne olur? Eski haline de getirebilirsin. O zaman derece ne yapılırmış? Kökün derecesiyle içerideki üst sayının derecesi sadeleştirilebilir, genişletilebilirmiş. Geldik üstü sayılarda toplama çıkarmaya. Ya bu konu artık sıktı bence. Neden? Ya üssü sayılar değil, köklü sayılar değil, mutlak değer değil. Bütün matematikte de aynıdır. Bakın nedir? Elma, elma, elma. Aynılarından var. O zaman ne yapıyorsun? A artı B eksi C. Aynı şeyler olduklarına göre sen bunları elma formatında yazıyorsun. İki tane elma, üç tane elma ile toplanmış. Dört tane elma çıkmış mesela. O şekilde yazıyorsun aklında olsun. Peki çarpma nasıl oluyor? Çarpmada da sayılar sayılarla çarpılacak. Dereceleri aynıysa ortak köke girecekler. Dereceleri aynıysa ortak köke girecekler. Kim gibi? Üstü sayılarda üstlerin aynı olması gibi. Dereceleri aynıysa aynı köke girecekler. Kim gibi? Üstlerin dereceleri aynı üstü sayılarda olduğu gibi. Kök dereceleri eşit değilse ne yapıyorsun? Çarpılmadan önce biraz önceki gibi sayıları eşitliyoruz. Peki eşlenik neydi eşlenik? Köklü sayılarda kökün kendisiydi. Hemen ne yapıyorduk? Bakın a, kök a kök a neden? 2 var 2 var. Ne olmuş oldu çarpılırsa? A kare kare kök içinde olacağı için o zaman a dışarı çıkmış oldu. Peki ...şöyle bir köklü ifadenin eşleniği neydi? Arada eksili olmasıydı. Peki eksili olunca ne oldu? İki kare farkından hemen kök A, kök A, A... ...kök B, kök B, B... ...araya da eksiği yapıştırıyordun. Peki bilinmeyen bir tane üst varsa... ...hemen burada da ne yapıyordun? Dereceyi aynı tutmak şartıyla... ...hemen ne yapacaktın? Üstteki dereceyi çıkartacaktın. Mesela şöyle örnek göstereyim daha iyi anlayın. Şurası 5 olsun... ...şurası 3 üzeri 2 olsun... İşte bu adamın eşleniği nedir biliyorsun? Yine 5. derecedir. Ve neyle çarpılacak? 3 Üç üzeri 3'le. Niye? Dereceler aynı olsun ki kök kök içine girsin. Aynı kök olsunlar. Ne yaptı? 5. derece 3'ün karesi, 3'ün kübüyle çarparsan tabanlar aynı için üstler toplanır. Bunlar birbirini götürdü mü? Bakın ne oldu? 3 dışarı çıktı. Peki eşlenikteki bizim amacımız neydi? Dışarıya sayıyı ne yapmak? rasyonel bir şekilde çıkarmaktı. Çünkü bu sayılar şu an irrasyoneldi. Sen ne yapıyorsun? Bunları rasyonel yapmaya çalışıyorsun. Peki kök kök içinde nasıl olacaktı? Kök kök içine girince ne olacaktı? Dereceleri çarpacaktık. Arada bir sayı yoksa. Arada sayı varsa ne yapıyorduk? İlk önce bu adamı içeri fırlatıyorduk. Kilidi kırmışın. Nasıl? N'yi bırakarak. O zaman ne yapıyorsun? N'yi alarak geçiyorsun içeri. Sonra arada bir şey kalmadığı için M çarpı N yapıyorsun üstteki gibi. Geldik bizim kümelerimize. Kümelerde U birleşimdi. Ters U kesişimdi. Bu ne yapıyordu? Herkes alıyordu. Bu ortakları alıyordu. Bu birinde varken diğerinde olmayanları yapıyordu. Bu tümleyeniydi. A'nın başkalarını söylüyordu. A'nın haricindekileri söylüyordu. Bu işaret boş küme işaretiydi. Sıfır üzerine bir çizgi. Euro işareti elemandı. Euro değil işareti elemanı değildi. Burada da alt küme vardı ki kim alt kümeydi? Büyüklük küçüklük gibi Burada da A kümesi alt kümesidir B'nin deyince B büyük tarafta olduğu için büyük küme o alttaki kümede A olduğunu bileceksin. Ve eleman sayısında A'nın eleman sayısı S'li şeklinde gösteriyorduk. Zaten küme gösterimi de elemanları yan yana yazıp ne yapmaktı arkadaşım aralara virgül koymaktı. Tek rakamlar kümesi dersem bakın 1 3 5 7 1 3 5 7 dedik bakın tek rakamlar kümesi ya bu değil demek ki o zaman ne olmuş oldu? Demek ki burada ne yaptın? Tek rakamlar deyince o zaman burada yanlış yapmış oldun. Niye? Buraya bir koymamışsın. Peki tek rakamlar kümesi dört elemanlı mı? Hayır değil. Beş elemanlı diyeceksin. Peki dokuz bunun elemanı mı? Evet doğru. Dört elemanı mı? Değil. Doğru. De eleman değil diyor çünkü. Değil arkadaşım. Bunu unutmuyorsun. Aklında olsun. Kümelerin gösteriminde de iki yöntemimiz var. Bir listeleme yöntemi. İki ortak özellik yöntemi. Ne yapıyorsun? Tek sayılar deyince. Bakın tek rakamlardı. Şimdi tek sayılar kümesine geçti. Tekler denellikle nerede olur? Tam sayılarda olur. Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 3 eksi 1 1 3 diye gider. İşte bunu ben listeleme yöntemi diyorum. Ama bunu ben ortak özellik gösterirsem x öyle ki iki nokta ya da çizik olur. O zaman ne yapıyorsun? x eşittir 2k artı 1 k ya da tam sayı diyorsun. Tam sayı deyince ne oluyor otomatikler? Eksi sonsuzdan seni bir alıyor. Nereye ışınlıyor? Artı sonsuza kadar tek 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 götürüyor. Geldik doğal sayılar, e, tam sayılar, rasyonel sayılar, irasyonel ve gerçek sayılar sayı kümelerine geldik. Doğal sayılar doğada bulunan sayılardır. Doğada yokluk vardır ve sonra da her şey tek tek gider. Tam sayılara bakıyorsun. Tam sayılarda eksi sonsuzdan artı sonsuza onlar da tek tek gidiyorlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye gidiyorlar. Rasyonel sayılarda da unutma arkadaşım. A ve B tam sayı olacak. Bakın tam sayı olacak ve B sıfır olmayacak. Burası işte matematiğin ilk önemli sıkıntısı paydanın sıfır olmaması. İrrasyonel sayılarda nedir? Rasyonel olmayan sayı onlar kimlerdir? Kökten çıkamayanlar, kökten çıkamayanlar ve de arkadaşım virgülden sonrası nasıl düzensiz gidenler o da kimdir mesela pi'dir veyahut da 2,71 küsür bu da nedir e diye bir sayıdır bunlar da rasyonel olmayan sayılar kökten çıkmayacak ya da ya da ne olacak virgülden sonrası düzensiz gidecek. Gerçek sayılar kümesine bakarsak da gerçek sayılar kümesinin bütün elemanlarını da ortak özellik yöntemiyle yaparsak Allah ne verdiyse bunların hepsi nedir arkadaşım? Tüm sayılar reel sayıdır dedik geçtik. Aralık kavramında iki ucunda da dahillik yoksa açık aralık, iki tarafı kapalıysa dahilse kapalı aralık, bir tarafı açık bir tarafı kapalıysa yarı açık diyoruz. bunda da yarı kapalı demiyoruz. Yarı açık diyoruz. Bakın burada çizgiler yok. Burada köşeli parantez yok, normal parantez var. Burada da gö gördüğün gibi nasıl gösteriyorum? Hemen bunu da böyle liste yöntemiyle de gösteriyorum arkadaşım. Unutmuyorsun. Liste yöntemi dedik, aralık yöntemi dedik. Bunların hepsini söylemiş olduk. Sayı doğrusu dedik. Matematiksel gösterim dedik. Bunları da derste çok iyi anlatmıştık. Şimdi de bunları bu şekilde söyledik. Bir örneğim var zaten sınavda. O yüzden çok uzatmıyorum. Aralıklarda işlem yaparken kesişimle iki kümenin küçüklerden büyüğü büyüklerden küçüğü alıyorum. Bak kesişimde bunu soracaklar sınavda kesin. Hocalar sınavda burayı kesin soracaklar. Bakın aklınızda olsun. Bir daha söylüyorum. Kesişimde iki tane aralıklardan küçüklerden büyüğü büyüklerden küçüğü alırlar. Birleşimde küçüklerden büyüğü değil bu sefer birleşimde herkesi alacağın için küçüklerden küçük olan, büyüklerden büyük olan alırsın. Daha genişi alıyorsun. Bakın burada kesişim ortaklar daha dar. Küçüklerden büyük, büyüklerden küçük. Birleşimde ise küçüklerden küçük, büyüklerden büyük. Yani geniş kümeyi alıyorsun. Farkta da bunları üst üste çizersen çok rahat edersin. Bakın A kümesi ben neyi istemiyorum? Şurayı istemiyorum. Bu çünkü alttaki kümede var. O zaman bana ne geliyor? A açık ve C açık değil. Niye? Bu adamda yoktu benim istediğimde olacak. Yani kapalı olacak bu kısımda dedik ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Geldik aralıkların tümleyeni. O zaman ne olacak? A, A ile B arasının tümleyeni sayı doğrusu da diğerleri olacak. Bakın senin aralığında A, B yoksa o zaman diğer tümleyende olacak aklında olsun. Mutlak değerli denklemlerde de sana iki aralık veriyorsa hemen şuradaki C toplamın yarısı. Buradaki D de nedir? Farkın yarısıydı. Tabii ki de pozitif olanı alacaksın. Kapalıysa kapalı, açıksa da açık yazacaksın. Buradaki C neydi? Toplamının yarısı. Buradaki de neydi? Farkının yarısıydı. Aklımda olsun. Geldik buraya. Sayı kümelerinin özelliklerinde iki küme biri diğerinden küçük ve öbür küste öbür küsten küçük eşitse... bu sayılara birbirine eşit diyorduk. Bir sayı diğerinden büyük, öbür küste ondan büyükse e, en büyük sayı en küçükten büyük oluyordu. Her iki tarafa da aynı sayıyı ekleyebiliyordun. Her iki tarafı pozitif sayıyla çarpabiliyordun. Yön değiştirmiyordu. Ama işte dikkat ne vardı? Her iki tarafı negatifle çarparsan işaret yön değiştiriyordu arkadaşım. Bunu unutmuyorsun. Bir de sayılar pozitif olduğu sürece ne yapılıyordu? Üssü sayılar pozitif olduğu sürece yani üssü aynı üssü aldığında da ne olacaktı? Yine büyüklük işareti aynı kalacaktı. Burada kim var cins olan? O da her iki tarafı negatifle çarpmaktır. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel, gerçek sayılar sıralı kümelerdir. Neden? Hepsi birbirinden ardı ardına gelir. Burada irrasyonel sayılar mesela var. Orada da onlar da sıralı. Burada söylememişti ama sıkıntı yok. Gerçek sayılar sıralı sıralı küme olduklarına göre o zaman irrasyonel sayılar da bunun içine giriyor. Doğal sayılar ve tam sayılar kümelerinde arada olma özelliği yoktur. Arada olma özelliği neydi? Ardışık iki doğal sayı veya tam sayı arasında doğal sayı yer almaz. Mesela 1 ile 2 arasında doğal sayı var mı? Yok. 3 ile 5'in arasında tam sayı var mı? Var. 3 ile 5'in arasında 4 var. Ama ardışık 3 ile 4'ün arasında ne var? 3 ile 4'ün arasında hiçbir şey yok. Tam sayı yok öyle bir tam sayı. Geçtik. Rasyonel ve gerçek sayı kümelerinde arada özel olma özelliği vardır. Hemen bakıyorsun. 2,3 ile 2,4 arasında reel sayı da vardır. Rasyonel sayı da vardır arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. 2 rasyonel sayı. 2 tane e, reel sayı arasında kesinlikle başka bir rasyonel başka bir reel sayı vardır. Doğal sayılarda bu özellik yoktur. Kapalılık özelliği toplamada herkes kapalıdır. Çıkarmada doğal sayılar negatif olamadığı için doğal sayılar hariç herkes vardır. Çarpmada herkes kapalıdır. Çünkü kendi kümesinde kalır. Kapalılık neydi bu arada? İşleme sokuyorsun. Doğal sayıyı doğal sayıyla toplarsan ne oluyor arkadaşım? Kapalı oluyor. Çünkü yeni çıkan cevapta doğal sayı oluyor. Bölmede de kimse yok sadece bunların sıfır haricindeki kümeleri var. Neden? Çünkü bölmede doğal sayılarda sıfır var. Tam sayılarda sıfır var. Q'da rasyonel sayılarda sıfır var. Reellerde sıfır var. Ama bölmede bu ikisinin haricinde kimse kapalı değildir. Aklında olsun. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Geldim son kısma. Hemen bakıyorsun şimdi ne yapıyoruz? Tam kare özdeşlik ifadeleri. Burada ne yapıyoruz? Yazılı yazılık tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Sakın kopmayalım dersten haberiniz olsun. Geldik buraya. Tam kare özdeşliklerinde ne yapacağız? Cebirsel ifadelerde birincinin karesi, birincinin ikinci çarpımın iki katı, ikincinin karesi. Arası eksi ise burası eksi olacak. Arası artıysa burası artı olacak. Aynı mevzu. Bakın birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı 12x. Artı ikincinin karesi arası eksi ise burası eksi olacak. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı 6x. Birincinin karesi 9x kare. İkinci de birin karesi bir olduğunu görüyorduk. İki kare farkı neydi peki? İki kare farkı bir eksillerini alıyorsun. Bir artılını alıyorsun. Kimin en sade hallerinin. Bakın x'e 2. O zaman ne yapıyorsun? x eksi 2. x artı 2. En sade halleri ne bunun? 2x'in karesi burası. Burası da 9'un karesi. O zaman en sade hallerini bir çıkartıyorsun. Bir topluyorsun. Olay bu kadar basit. Peki köklü sayılarda ne vardı? Şu adamlar Neydi? artı bu adamlar çarpıydı. Ona göre bulmaya çalışıyorduk. Bulduktan sonra ne yapıyorduk? Kök A, kök B diye ayırıyorduk bunları. Aklımda olsun. İşte bu kadar. Şimdi arkadaşım ne yapmış olduk? Şimdi konu anlatımını bitirdik. Artık soruları çözmeye geldi olay. Soruları çözeceğiz ve yazılıya hazırlanmış olacaksın. Hocaların da muhtemel gerçekten milli eğitim müfredatına uydularsa... ...gerçekten milli eğitimin sınavda e, Senaryolarını uydularsa onlar da bu tarz soruları sana soracaklardır diye söyleyelim ve olaya başlayalım. Evet arkadaşım bir belediye okulu ile evi arasındaki uzaklık 1.018 çarpı 10 üzeri 4 metreden fazla olan öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti sunmaktadır. Müthiş bir belediyecilik gerçekten müthiş bir belediyecilik. Alper, Beren, Can yani ABC arkadaşlar nedir? okulla evin arasındaki uzaklıkları göstermişler. Hangileri ücretsiz yararlanabilir diyor. Hemen bakıyorum arkadaşım 10 üzeri 4 yapmak için ne yapıyorsun sen bunu? Bundan fazla olanlar diyor. 10 üzeri 4'e göre yaparsak ya da ya da şöyle de yapabiliriz. 10 üzeri 4 nedir? 1, 2, 3, 4. Hemen sen bunun 10.180 180 olduğunu söyleyebilirsin. Ya da şöyle yapabilirsin. Burasının üstünü arttırdın mı 10 üzeri 4 diye? Arttırdın. Bak bunu arttırdıysan bunu azaltacaksın. O zaman ne yapıyorsun? 0,642. Hani sağa sola çekme mevzusu vardı ya. Bu adamı arttırırsam, bu adamı azaltacaksın. Azaltmak demek virgülü sola çekmek demek. Devam ediyorum. Bu arada bu adam ne oldu? Mesafe kısa. Servis verebilemez. Geldim bu adama. Bu adam zaten 10 üzeri 4'tü. Bu da 10 üzeri 4'tü. Bu 1,0 ile başlıyor. Bu 1,2 ile başlıyor. O zaman bu adam uzaktır zaten. Geldim buraya. Bunu 10 üzeri 4 yaparsam ne yaptım? Üstünü bir aldım. O zaman bu adamı çarpacağım. Bu adamı ne yaptım? Bir azalttığıma göre bunu bir arttıracağım. O zaman bu da 1,1 olmuş oldu ki... ...bu da zaten 1,0 küsürden büyüktür dedim. O zaman ne yaptık? Servis hizmeti kim alabilir? Beren ve Can alabilir. Ama ne yazık ki Alper alamaz. Güzel bir soruydu. Bu soruyu yapmış olduk ve olayı bitirdik. İlk yazılı sorumuz bu tarzıydı. Şimdi ikincisine bakalım... En kenarlı düzgün çokgenin. Hocam bu ne ya çokgen mokken? Sakin ol rahat kenarları sayıyorsun hemen. 1, 2, 3, 4, kare, beşgen, altıgen. Çokgenin içine yazılan bir k dava sayısıyla oluşturulan sembol k üzeri n-2 sayısı şeklinde gösteriliyormuş. Örnek 3'ü dörtgenin içine yazmış. Dörtgenden bir çıkartıyorsun. 4-2 yapıyorsun. Olayı bitiriyorsun. O zaman ben de ne yapıyorum? Hemen bu 8. Bak 8'i yazdın. Üssü dörtgen olduğu için 4 2 yaptım, bitirdim. 4'ü yazdım. İçinde ne var? 4 var. Dışarıda ne var? 5gen var. 5 2 yaptım, bitirdim. Aşağıya geldim arkadaşım. Aşağıda ne var? Hemen aşağıya bakıyorum. 16 üzeri 6, 6 2 var. Olayı bitirdim. O zaman şurası 8 üzeri 2'dir. Şurası 4 üzeri 3'tür ve aşağısı da 16 üzeri 4'tür. Şimdi bunları bir toparlayalım şurayı. Nasıl? Bu adam 8 dediğim şey 2 üzeri 3'tür. Tamam. Üzerinde 2 vardı. E, 4 dediğim şey 2 üzeri 2'dir. Üzerinde 3 vardı. Bölü 16 dediğim şey 4 üzeri pardon 2 üzeri 4'tür. 4 üzeri 2 de olabiliyor ya bir anda elim elim çarptı. O zaman ne oldu? 2 üzeri 4 üzeri 4 olmuş oldu. Şimdi arkadaşım yukarıya bakarsan 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 16 oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapıyorduk? Tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanır, bölmede üstler çıkartılırdı. Hepsinin tabanı aynı olduğuna göre 6 artı 6 eksi eksi hemen şurayı eksiyle bir daha gösterelim. Eksi 16 oldu arkadaşım. Eksi 16 oldu. O zaman ne dedik biz de? 2 üzeri eksi 4'tür. Bu da 1 bölü 16'dır dedim ve olayı bitirmiş oldum. Ne yaptık? Hemen ters döndürdük. 1/2 üzeri 4 o zaman o da 2 üzeri 1/16'dır demiş olduk. 1/2 üzeri 4 o da ne dedik? 16'dır dedik. Geldik işte MEB'in bizim için örnek yazılı soruları göndermişti. Biz de oradan hemen benzerini senin için çektik. Çünkü hocam da belki de bunlardan yararlanabilir. Aklında olsun. MEB'in sorularından da yararlanırsa biz de ne yapmış olduk? Böyle bir benzerini sorduk. Hocam da sınavda belki sorar haberin olsun. Şimdi arkadaşım çalıştıkları süre Ahmet Birol Cengiz yine ABC elemanları var. Ustaların çalıştıkları süreye göre boyadıkları alanı gösteriyor bana. Tabloda verilmiş. Hemen söyleyelim. Bu adam ne yapmış? Ne kadar saat çalışmış? Hemen bakıyorum. 1 bölü 2 üzeri 2'den 1 bölü 4 saat çalışmış. Bu adam ne yapmış? 1 bölü 3 saat çalışmış. Bu adam ne yapmış? 1 bölü 5 saat çalışmış. Bak çalıştıkları süreye göre boyadıkları alan. Boyadıkları alan ne? 7 üzeri 1 bölü 2. 5 üzeri 1 bölü 2. Burası da nedir arkadaşım? 3 üzeri 1 bölü 2. Yani yani kök 7. Yani kök 5. Yani kök 3 oldu mu? Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Peki bu adam 1 saatte ne kadar çalışır? E, 1 bölü 4 saatte bu kadar çalışıyorsa... 4 çarpı kök 7 yapar. E bu adam ne yapar arkadaşım? O zaman bu adam da 3 çarpı kök 5 yapar. E peki bu adam ne yapar? Bu adam da gördüğün gibi ne yapmış olur? 5 çarpı kök 3 yapmış olur. Bir saatte boyadıkları alan budur. Şimdi bir saatte boyadıkları alan buysa arkadaşım hemen ne yapacaksın? Bunları içeri atacaksın ki bir saatte boyadıkları arasında küçüklük büyüklük karşılaştırabileyim. Şu an dereceler aynı süper. Dereceler için bir daha kuvvetler, sadeleştirmeler, genişletmeler yapmayacağım. Ama şimdi ne yapacağım? Bu dördü içeri atacağım. Bu dört nasıl içeriden kaçmıştı? Dereceyi alarak aynı şekilde içeri gönderiyorum onu. Dördün karesi. Geldim buraya. Bu üç nasıl çıkmıştı dışarı? Dereceyi ne yaptı? Kökün derecesini atarak aynı şekilde geri içeri soktum onu. Geldim buraya. İçeride üç vardı. Beşin karesi de yaptım. Peki 16 kere 7 kaçtır? 6 kere 6 kere 7 42. 10 kere 7 70. O zaman ne olmuş oldu? Kök içinde 112. Bu adam ne oldu? Kök içinde 9 kere 5'ten 45 oldu. Bu adam da 25 kere 3'ten dolayı 75'i patlattı geçti. Peki arkadaşım o zaman demek ki en küçük kimdir? En küçük biri oldur B'dir. Sonra kimdir? Sonra Cengiz'dir kök 75'te. Sonra kimdir? Ahmet'tir dedik ve olayı bitirmiş olduk. Mebin yazılı sorusu örneği buydu. Hocam da sınavda böyle bir köklü sayı sıralama sorusu da bir aklında olsun. Şimdi üslü sayılardan yaptık. Köklü sayılardan yapıyorum. Tahminimce hocalarınız bak kesinlikle ve kesinlikle yazılı senaryolarına uyarsa bence 4 tane ya da 3 tane üsü sayı köklü sayı soracak. Sonra aralık ve mutlak değerden kesinlikle 2 tane soracak, 3 tane soracak ya da 3 tane soracak. İki ya da üç tane. Çünkü iki tane de buradan sonra bir, üç tane de buradan sonra Sonraki komünanlardan da sayı kümeleri ve en sondaki o üstü kuvvetler alma falan vardı ya. Akare, bekareler vardı. Oradan da ikişer soru geleceğini düşünüyorum. Sayı kümelerinden iki, buradan da iki. Yani genellikle daha çok nereden soracaklar? Üstü köklü. Oraya asılmanızı tavsiye ederim. İzlemediyseniz eski videolarımızı kesinlikle izleyin. Ve oralardan üstü köklülerden sorduktan sonra sonra da nereden soracaklar? Aralık kavramıyla kesinlikle ve kesinlikle mutlak değerden soracaklar. Buradan 6 soru gelecek en az haberiniz olsun aklınızda olsun. Geldik bir başka köklü sayıya. Peki ne diyor bu köklü sayıda bize? Bize bu köklü sayıda diyor ki e, 3 şekiller var. Bu şekillerin kilogram cinsinden de karşılıklarını köklü sayı olarak vermişler. Peki bu köklü sayıların her biri için baktığımda da e, 4 kök 3, 3 kök 5, 5 kök 2 olarak vermişler. İlk önce şunları bir toparlayalım arkadaşım. Bak hemen şunu bir alalım. 4 kök 3 nedir arkadaşım? 4 kök 3 biraz önceki yaptığım gibi içeri attım. 3 çarpı 4'ün karesi. Bunu yaptım ne yaptım? Bunu da içeri attım. 5 çarpı 3'ün karesi. Bunu da attım içeri. Bu da ne olmuş oldu? Bu da 2 çarpı 5 üzeri 2 oldu. E buraya bakarsak ne oldu? 16 kere 3'ten 48. Buraya bakarsam ne oldu? 70, e, 9 kere 5'ten dolayı 45 oldu. Burası da ne olmuş oldu? 25 kere 2'den kökelli olmuş oldu Şimdi bana diyor ki bu şekillerde sence kim kimdir diyor. Bakın kırmızı top burada ağır basıyor. Kimden yeşilden. Bakın şöyle yapalım mı? Kırmızı büyüktür yeşil. Buraya bakarsak da mavi büyüktür kırmızı. Oba ne oldu? Mavi ağır bastı. Burada da kırmızı ağır bastı. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? E Kardeşim mavi en büyük, kırmızı ortanca ve ona göre de yeşil en küçük diyebilir miyim? Derim. O zaman ben de böyle diyorsam hemen buradaki karşılaştırmayı yaptığımda mavi kim olacak? Mavi en büyük olduğuna göre mavi bakıyorum kim en büyük? Kökelli. O zaman mavi kökellidir. Peki diğeri kimdi? Kırmızı. Kırmızı nedir o zaman? Kök 48'dir. En küçük de nedir? Kök 45 olduğunu gördüm. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Üçgenim benim nedir? Üçgenim 3 üç kök 5'tir. Hatta altına da yazalım şöyle. Üçgenim, ya üçgen değil de bu koni, koni nedir? 3 kök 5'tir. Hemen altına yuvarlak nedir yuvarlak? Yuvarlak 4 kök 3'tür. Evet süper. Bu adamda ne olacak o zaman? Bu adamda 5 kök 2 olacak. Müthiş. Gerçekten güzel bir soruydu. Hem karşılaştırma. İşte bakın. Güncel hayatta nasıl birbirle karşılaştırabiliyoruz? bir diğerinden büyük bir diyebilen. O zaman sıralama olarak da hemen onları birbirine eşleyebiliyoruz. Geldik yine bir soruya. Bakalım bunda üstü mü köklü mü? Ne var bunda? Yanda ABCD karesi var. Sonra bahçenin CEFG dikdörtgeni biçimindeki kısmını çimlendirmek isteyen Ahmet amca. Ahmet amca bayağı aktif yani. Bütün sorularda var. Hemen ne yapıyor arkadaşım? Ee, aşağıdaki bilgileri veriyor. Ahmet amcanın bahçesinin alanı 128 metrekareymiş. Oba bir dakika şimdi. 128 metrekare ise e, bu nedir? A karedir. Çünkü benim bir kenarım A ise e, kare olduğuma göre ben A kare alan 128. 128 nedir bu arada? 128 bakın 2 üzeri 5'i unutmayın demiştim 32. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 de ne olmuş olacak? Benim karemin e, alanı olmuş olacak. Peki 2 üzeri 7, 64 çarpı 2 mi? Evet. O zaman demek ki ben her iki tarafı kökü alırsam benim bir kenarım a dediğim şey 128 dediğim şey 64 kere 2 olduğu için 8 kök 2 diyebilir miyim? Ha, 8 kökün nereden çıktı ya pardon? E, ne diyeceğiz buraya arkadaşlar? 64 ha doğru söyledik pardon, doğru söyledik. 8 kök 2 diyebilirim. Peki 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 devam edelim şimdi. Çimlendireceği dörtgenin de uzun kenarı kısa kenarın 3 katıymış. Yani şuraya ben X dersem bu uzun kenar 3X'miş. Süper. Bahçesinin bir kenarı çimlendireceği dikdörtgenin kısa kenarında 4 katıymış. E kısa kenarın 4 katıysa o zaman şuradaki kısım 3X burası X. Burası 3X'e tamamı 4X olduğu için burası da X'miş. Süper olayı çözdük. Çimlendirilecek kısmın dışında kalan bölgenin alanı metrekare cinsinden bulun diyor. E kardeşim çok basit olay. E zaten bu A dediğim şey 4x miymiş? O zaman x dediğim şey 2 kök 2 miymiş? 2 kök 2 ise dostum bak 2 kök 2 ise o zaman şöyle bir şey oluyor mu? Senin 128'lik bir alanın vardı. Eksi ne yapacaksın sen şimdi? Şuradaki alanı çıkartacaksın. E x'in 2 kök 2'ydi. Çarpı bir de ne yapacaksın? 3x. 3x ne demek? 3 kere 2 kök 2. 6 kök 2 yazdım. Bundan bunu çıkartacağım. E 128 zaten burada babalar gibi duruyor. 6 kere 2. 6 kere 2 12. Kök 2 kök 2 2. O zaman 2 kere 6 kere 2 ne yapmış oldu? 24 yapmış oldu ki 128'den 24 çıkarsa o zaman benim cevabım da 100, 108 nereden çıktı ya? 104 olur. Bugün elim çok sürçüyor. Hani dil sürçer ya burada da el, Elim yanlış yazıyor arada sırada. O zaman ne yaptık? 104 demiş olduk arkadaşım. Bu soruda yeni nesil tarzda güzel bir soru. Yine üstü köklü muhabbetinde senin için süper bir şekilde bunu oluyor. Evet yazılı sorularımız devam ediyor arkadaşlar. Tonguç Akademi farkıyla sizlerde görüyorsunuz. Gerçekten güncel sorularımız da var. Klasik sorularımız da var. Yeni nesil de var. Mebin istediği her şey var arkadaşım. Devam edelim. Geldim buraya. Eksi 1 ile 6 kapalı alı. Eksi 4 ile 3 nedir arkadaşım? Yarı açık aralık vermiş. Eksi 4'ten açık 3'ten kapalı. Şimdi adam bana diyor ki gel diyor bunları yazalım. Nasıl yazalım? Gerçek sayı aralıkları olarak gösterelim. Kesişim mi diyor? Kesişim. Kesişimde ne vardı? Küçüklerden büyük olan. Küçüklerden büyük olan. Kim büyük arkadaşım? Eksi 4 mü eksi 1 mi? Eksi 1 büyük. O zaman eksi 1 kapalı. Çünkü o olacak. Devam edelim. Büyüklerden küçük olan o da nedir? 3'tür arkadaşım. Büyüklerden de küçük olanı yazdım. O da kapalıydı. Kapalıyı yapıştırdım. Gerçek sayı aralıklarda birleştirme yaparsam küçüklerden küçük olanı alıyordum. Çünkü daha da genişletiyordum. O zaman ne yapmış oldum? Eksi 4'ü yazmış oldum. Büyüklerden de büyük olanı yazıyordum ki o zaman burası da 6'dır arkadaşım. Devam ediyorum. Küme olarak gösterirsek süslü parantezi yapıştırdım. X öyle ki dedim ya da x öyle ki dedim çizgi çektim. iki türlü de olur. Eksi 1 ile x'im neresi olacak? 3 kapalı aralığı çünkü altlarda çizgi olacak. x eleman reel sayı yazdım. Bu benim küme gösterimimdir. Buradakini de aynısının tıpkısının benzeri yapıyorum. Sadece burayı bu şekilde de gösterilebildiğini göstermek için farklı yaptım. Burada da ne olacak? Eksi 4 açık x 6'dan da kapalı olacak. x eleman reel sayı yaptım mı? Yaptım. Neden? Bütün sayılar var. Aradaki haberin olsun. Geldim buraya. Sayı doğru üzerinde göstermek zaten dünyanın en tatlış en kolay olayı. Neden arkadaşım? Bak burada ne var? Burada kapalı aralık var. Kapalı aralıksa içini doldurdum bir güzel gene. Eksi 1 ile üçü yapıştırdım. Ve bu aralıktır dedim. Bak yazıldı hocan sorar arkadaşım. Hangi okulda olursan ol. Hoca bunları soracak. Geldim buraya. Çünkü bunların üzerinde derste çok durdu. Milli Eğitim kitabı da bunların üzerinde çok durdu. Ne o? Aralık gösterimi, küme gösterimi, sayı doğrusu gösterimi bir de matematiksel temsil vardı. Onu da unutmayalım aklımızda olsun. Geldim sayı doğrusu gösterimine bakarsak da ne olacak? O zaman sayı doğrusu gösteriminde de eksi 4 açık yani burası boşluk. Burası da ne olmuş oldu? 6'dan kapalı ve bunlarda da yine nereyi istiyorum? Arayı istiyorum dedim. Sözü fazla uzatmadım. Aralık gösterimi, küme gösterimi, sayı doğrusu gösterimi bunları da unutmuyorsun. Matematiksel gösterimde diyebiliriz buraya. Bunları da aklında kalsın. Şimdi arkadaşım geldik bir mutlak değer sorusuna. Çünkü mutlak değerli eşitsizlik istiyor benden. Bu muhabbetler kolaydı. Bakalım nasıl yapacaktık kolaysa hemen okuyalım. Aşağıda A ve B maddelerinin bozulmadan kalabildikleri ortam sıcaklığının santigrat derece cinsinden değer aralıkları sayı doğrusuna verilmiştir. Tamam süper. Eksi 8 12. Eksi 8 olmuyor. 12 olabiliyor. Eksi 4'e de 20 verdiğin. Her iki maddenin bozulmadan kalabilmesi için iki maddeyi de bir ortama koyacağız. Öyle bir sıcaklığa koyacağız ki bozulmayacaklar arkadaşım. Burada da ne diyor? Bozulmadan kalabildikleri ortam sıcaklıkları diyor. O zaman ne yapıyorum? İkisini de aynı anda istediğim için bakın ne olacak? Küçüklerden büyük olanı alacağım. Tamam. Eksi 4 kapalı virgül. Bir de ne alacağım? Büyüklerden de küçük olanı alacağım ki yapıştırdım. Bunu da hallettim İkisi de kapalı. Şimdi arkadaşım, burayı çok dikkatle, burayı çok iyi dinle. Burada ne yapıyorduk? Toplayıp ikiye bölüyorduk. Eksi 4 artı 12 bölü 2 eşittir ne eder? 4 eder. Bir de ne yapıyorduk? Eksi 4 eksi 12 mutlak değer olacak bölü 2 yapıyorduk ki bu da ne yapar? Eksi 16 bölü 2'den. Ayksonun altının mutlak değeri 16, 8 olur. Peki bunun mutlak değer gösterimi nasıldı? X eksi. Buradaki vatandaş küçük eşittir çünkü eş küçük eşittir koyuyorduk. Burada da 8'i yapıştırdık. Ben sana başka türlü daha göstereyim. Bakın istediğim aralık neresi? Şurası mı? Sayı doğrusunda burası neresi? X 4. Burası neresi? 12. Bu ikisinin tam ortası neresi? Toplayıp 2'ye böldün. Burası toplayıp 2'ye bölünce tam burayı bulduğuma göre o zaman yarısı 4 oldu. Buraya kaç uzaklıktayım? 8. Buraya kaç uzaklıktayım? 8. O zaman x öyle bir sayı ki 4'e uzaklığı 8 olacak. Ama 8'e eşit olsaydı 4 ile x 12 olurdu. Şey 12 ile x -4 olurdu. Ama şimdi ne olacak arkadaşım? Küçüktür olacak ki arasını soruyor. Sayı doğrusu üzerinden bu şekilde de ezber mantığından uzak mantıklı da yapabilirsin dedim ve bu olayı da bitirdim. Şimdi geldik yine bir map örnek sorusuna. Map'in örnek sorusunu da yaptıktan sonra yavaş yavaş artık son sorulara geliyoruz. Peki okuyalım. 142 cm uzunluğundaki erkek ve kadın bireylerin ideal kilo aralıkları aşağıda verilmiştir. Ne bu? Sanki bir ortaokul öğrencisi gibi değil mi? Ortaokul öğrencisi alt sınır 34. Erkeklerde 42 olacakmış. Kadınlarda da 32'ye 40 olacakmış kilolar. Peki ideal kadın ve erkeğin ideal kilolarının mutlak değerli eşitsizlik olarak gösterimi soruyor. Map'te bakın bizimle aynı soruyu sormuş. Peki buradaki aralık ne arkadaşım? 34 ile 42. Peki buradaki aralık ne? Buradaki aralıkta 32 ile 40. Bana ikisini ayrı ayrı sorduğu için erkeklere bakarsam. Burada da kadınlara bakarsam. Hemen topladım ikiye böldüm toplayıp ikiye bölersen ne eder? Tam arasını bulursun. O da senin için 38'dir. Bakın 38 toplayıp 2'ye böldüm. Uzatmayayım. Toplayıp ikiye böldüm. Farkı e, farkı aldım 2'ye böldüm. Aradaki fark 8'di. 2'ye böldüm 4 etti. O zaman bakın Toplayıp 2'ye böldüğümü yazıyorum. Mutlak değerle ve ne diyorum? Küçük eşittir 4 diyorum. Yani 38 sayısına 4 uzaklıktaki 2 sayı 38 sayısına 4 uzaklıktaki en fazla 4 uzaklıktaki 2 sayı. Bunların ikisini topladım 2'ye böldüm. Çok basit bir olay. Arasını buldum yani 36. Evet çıkartıp 2'ye böldüm. Yine 4 çıktı. Burada da bakın unutmayın. 36 sayısına 4 uzaklıktaki sayılardan bahsediyor. 36 sayısına hani mutlak değer uzaklıktı ya. 36 sayısına 4 uzaklıktaki sayılardan bahsediyor. Yine aynı muhabbeti eşitsizlik sistemini yaptık. Toplayıp ikiye böldüm. Çıkartıp ikiye böldüm. Toplayıp ikiye böldüm. Çıkartıp ikiye böldüm. Aralarda da ne olacak arkadaşım? O zaman içeriye aralara girecek olanlar nedir? Toplayıp ikiye böldüklerim. Dışarıdakiler de çıkartıp ikiye böldüklerim. Ama ben dediğimi de unutma. Tam arasından ne kadar uzaklasın? 38. Tam arası 38. Ne kadar uzaklasın? 4 uzaklasın. Bu mantıkla da yapabilirsin. Geldik işte yine hoş bir muhabbete. O da ne? Arada olma veyahut da sıralı olma muhabbeti hemen unutmadan söyleyelim. Arada olma doğal sayılarda tam sayılarda yoktu. Konu anlatımında söylemiştik. Kimde vardı? Rasyonel sayılar ve reel sayılarda vardı. Sıralı sayılar zaten bütün hepsi sıralıydı. Bunu unutmuyorsun. Toplama işlemine göre değişme özelliği herkeste vardı. Bakın yer değişme özelliğinden bahsediyorum. Yani 2 ile 3'ü topladın. 3 ile 2'yi topladın. Olur. Mesela eksi 5 ile eksi 8'i topladın. Eksi 8 ile eksi 5 topladın olur. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 topladın. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2 topladın. Hepsi olur arkadaşım bunu unutma. Kök 2 ile kök 3 topladın. Kök 3 ile kök 2 topladın. Toplamada değişme özelliği de vardır. Ama çıkarmada kapalılığa bakarsan 1'den 3 çıkarsa cevap eksi 2 olur. Doğal sayılarda öyle bir sayı yoktur. O zaman ne diyorum arkadaşım? Tam sayılarda eksiler olduğu için rasyonel sayılar ve reel sayılarda da eksiler olduğu için nedir? hepsinde de kapalılık vardır çıkarmaya göre. Geldik çarpma işlemine göre etki elemana bakarsak etki eleman sıfır hepsinde de olduğuna göre herkesi etkisiz bırakır. Bunu da unutmuyoruz çarpmada etki eleman herkesin vardır dedik. Bunu da bitirmiş olduk. Frodo ile Sam, ile Ekok gibi, Tomla Jerry, karpuzla Peynir gibi. ...işte karşınızda süper ikili. Yazılılardan gözün korkmasın. Önce yazılı notlarıyla özet ve kilit bilgileri kap, sonra denemelerle yazılının aynısını prova et. Birinci dönem yazılılarda hedefin yüzü olsun. Süper ikili şimdi tonguçmağaza.com ve tüm Tonguç kitapçılarında. Geldik artık son sorularıma geldim. İki tane de mebil söyleleri var. Onları da yaptıktan sonra artık bitiriyoruz. Işık, ışık yaklaşık olarak Saniyede 300 bin metre hızla ilerler. Buna göre, gördüğünüz gibi ne yapmış? Güneşle Mars arasındaki olayı söylüyor şimdi bize. Biz de ne diyoruz? Ee, buna göre Güneş ışınları Mars'a ulaşması için geçen sürenin kaç saat olduğunu hesaplayınız. Bakın kaç saat olduğunu hesaplayın diyor. Hemen ben şurada şöyle bir şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Saniyede 300 bin ise bu 300 bini 3 çarpı 10 üzeri 5 yapabilirim. Devam ediyorum. E saniyede bu kadar ilerliyorsa o zaman dakikada ne olacak bu adam? Dakikada 60 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Saatte ise bu sonuçta bir saatte de 60 dakika olduğuna göre saatte de 60 çarpı 60 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Yani şu sayıyı bir 60'a daha çarpıyorum. Tamam buralar tamam arkadaşım. Peki bunlar arasındaki e, ne kadar mesafe varmış? 240 milyon. Milyon ne demekti? 6 sıfırdı 10 üzeri 6 yazdığım. O zaman ben bu mesafeyi kat etmek için kaç saat gerekli bana ona bakmak istiyorsam. Mesafe bölü saat birimi yazacak mıyız? O zaman ne kadarmış hızı bakın hızı saatte bu kadarmış çarpı 60 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 5'i yapıştırdım mı? Yapıştırdım. Yapıştırırsam o zaman ne olmuş olacak? Bakın 240 ile 60 sadeleşti 4 kaldı. 60 ile 4 sadeleşti 1'e 15 kaldı. 10 üzeri 5 de 10 üzeri 6 sadeleşti. 6 tane 10 vardı 5 tane 10 vardı. 1 tane 10 kaldı. Toparlayalım. Toparlayalım. Yukarıda sadece 10 kalırken aşağıda da 45 kaldı. Yukarıyı aşağıysan, sadeleştirirsen hemen 5 ile 2 bölü 9 saat olur. Bakın 2 bölü 9 saat olur. Bunu hallettik. Bu süreyi ifade etmek için hangi sayı kümeleri kullanamayacağımızı belirleyiniz diyor. Bakın 2 bölü 9 saat rasyonel sayıdır. Aynı zamanda reel sayıdır. Bunlarla ifade edebilirsin. Soru nelerle kullanamayacağındı? Onu da kırmızıyla varsa kırmızı kalemimi göstereyim. Kimlerle kullanamazsın? Tam sayılarla kullanamazsın. Ve doğal sayılarla kullanamazsın arkadaşım. Dedim bunu da aklından çıkarma. Bunu da söylemiş olduk. Geçtik. Şimdi böyle bir üstü sayı muhabbetim vardı. Üstü sayı diyorum özür dilerim. Çarpanları ayırmayı öğrenmiştik. Bu muhabbet vardı. Hemen bunun nasıl yapılabileceğini gösterelim. Ve olayı toparlayalım. X kare Eksi 4x artı 1 var. Hemen ne olacak arkadaşım? Her tarafı x'e bölersem x kareyi böldüm x. 4x'i böldüm 4. 1'i böldüm artı 1 bölü x eşittir 0. Attım karşıya. x artı 1 bölü x eşittir nedir? 4'tür arkadaşım. Şimdi çok dikkat. Adam benden ne istiyor? x'in karesi 1 bölü x'in karesi. O zaman her iki tarafın karesini aldım. Alırsam birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesini almış oldum. Cevapta ne çıkacak? 16 çıkacak dedik. Çünkü 4'ün karesi 16. E bu adamda altında görünmez bir var. E çarpmada çapraz sadeleşme vardır rasyonel sayılarda. O zaman x kare artı 2 artı 1 bölü x kare eşittir. 16'yı yapıştırdım. 2'yi karşıya attım. x kare artı 1 bölü x kare ne olmuş oldu? Cevabım da 14 olmuş oldu ki bu da cevaplarında çoktan seçmeli bir soruydu bu kısmı da halletmiş olduk. İşte çok zor bir soru değildi ama yine de bilmem lazımdı. Buradaki x ile sadeleştirip ona göre yapmam gerektiğinde görmem gerekiyordu. Şimdi geldik işte son muhabbete geometrik temsil yöntemiyle göster demiştik. Bunu ben konu anlatımda çok üzerinde durmamıştım ama istersek gösteririz. Nasıl yapacağız burayı? Bakın bir tane kare olduğunu düşünelim. Elimizde bir tane kare var diye düşünelim. Bu kareyi ben şöyle 2 santimlik bir şekilde ayırırsam ve buraya da x dersem sonuçta x artı 2'yi elde ettim mi? Ettim. Şurası da x artı 2 mi? Evet. Ben de burayı bir de bir taraftan da yine şöyle böldüm arkadaşım. Bak dikkat. Burayı da 2 santime x santim olarak böldüm. Burası 2'ye 2 iki oldu. Burası x'ler oldu. Sonuçta bunlar da kare. Burası da 2 oldu. Burası da x oldu. Burası da 2 oldu. Şimdi arkadaşlar çok dikkat. Geometrik temsil yöntemiyle bunu yazıyorum. Bakın sonuçta burası x artı 2 ve x artı 2 olduğu için bu alan aslında alan aslında x artı 2'nin karesi mi? Karesi. O zaman arkadaşım x artı 2'nin karesi ise hemen ne diyorum ben de? Bakıyorum gerçekten bunun açılımını geometrik temsile gösteriyorum. E burada bir x kare var. E burada 2x var. Bir tane de burada 2x var. Evet o zaman 2x 2x ne oldu? Birinci ile ikinci çarpım 2 iki katı 4x muhabbeti buradan geliyormuş demek ki. Bir de burada 2 kere 2 4 var. Bu da ikincinin karesi muhabbetini yaptım. Geometrik temsil yönünteminiyle de gösterdim. Tam kare dediği için tam kare olan kenarlar aldık. Yalnız x'e 2 diye ayırmış olduk. Bunu derste anlatmamıştım çok fazla. Ne yaptık? Yazılıya saklamıştık. İşte yazılıda anlatmış olduk. Evet arkadaşım unutmuyorsun. Ne yapıyorsun? Bütün hafta boyunca Tonguç Akademi'nin takipte kalıyorsun. Derslerinden, yazılarından çok iyi notlar alıyorsun ve unutmuyorsun arkadaşım. Elinde imkanın varsa hemen en yakın yerden yazılı notlarını alıyorsun. Otobüste, teneffüste, ayakta otururken, gece yatarken yan yan yılmışsın. Bunların hepsini okuyorsun arkadaşım. Aklında kalıyor. Bir de ne var? Çok ciddiye almak istiyorsan da Farklı farklı sorular, farklı farklı deneme metotları da görmek istiyorsan her dersten Milli Eğitim'in senaryo provalarına bütün senaryoları uygun da yazılı örnekleri de yine elinde olabilir. Bunları da takip etmeni tavsiye ederim. Sözü fazla uzattım. İşte karşında ödülü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Yazıldan inşallah hepiniz yüz alırsınız diyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki konularda, derslerde görüşürüz.